Efendim, şimdi ilginç bir konuya geldi sıra. Konunun iz düşümü ele alındığında ortaya bir kaos çıkmakta ve yalın gerçeklikten uzaklaşılmaktadır. Binaenaleyh konunun içimizde konuşlandırdığı tepki acilen çekip alınmalı ve karasularımızı tehdit edecek düzeye varmadan çözülmelidir. Ne mi dedim? Bakalım dediklerimden sokaktaki vatandaş neler anladı? Binaenaleyh. Ali, Rafa Partisi biliyor onu kardeşim. Konuşlandırmak ne demek? Konuşlandırmak yani onu da Tansu Çile biliyor kardeşim. Kaos ne demek? Kaos da şey biliyor, Mesut Yılmaz biliyor. İz düşüm ne demek? İz düşüm de o da Erdal önünü veriyor. İflas etti onu da bıraktı, o biliyor kardeşim. Yalın ne demek? Yalın da o Yalın Melez var ya, o biliyor kardeşim uykusuzluğa karşı. Kara suları ne demek? Kara suları da Ergun Gökmen de kardeşim. Check-up ne demek? Check-up da aklıma... Kara Yalçın da kardeşim. Peki bir tanesinde sen bir. Sağ sol, sağ sol başka bir şey yok kardeşim. Sağdan sola, soldan sağa. Onda başka bir şey yok canım kardeşim. Günaydın aleyk. Bilemiyorum. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim abi. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Efendim? Onu bilmiyorum vallahi. İlk defa duydum. Demirel'in kullandığı kelime. Selamun aleyküm demek mi? Binayi Halil. Umumiyetle. Allah'ım. Bize vermiş olduğu bir Kur'an-ı Kerim'den gelen bir bilgi. Bina bina. Aleyk. Ha binayik. Konuşlandırmak. Birleştirmek. Sonuçlandırmak duydun mu konuşlandırmak? Konuşma, sohbet etmek. Bitirmek, yapmak demek. Konuşmak. Yorum yok. Sonuçlandırmak mı? Sonuçlandırmak. Anlamıyorum. Kaos ne demek? Türkçe analizinde bildiğim yok. Matematik dersinde görüyordum kaos yöntemi diye bir şey, başka bir şey duymadım. Kaos bir rüya görüp uyanmak demekti. Her şey hallolmuş herhalde, bitmiş mi? Panik. Sistem olmalı. Şu an çok heyecanlı. Bir şey? Kurs. Bilemiyorum, ben ilk defa duydum. İz düşüm. Yabancı değil mi? İz düşüm bir şeyin gölgesi. Bir bölgeye yağan yağmurun şeyi, nem miktarı öyle bir şey. Türkçesini sormuyorsun ama. Onu da geçiyorsunuz. İzci olabilir mi? Düşünmek. Bunlar fiziksel terim olması lazım. Üzerine falan herhalde. Sen rüyaların bir değişini de düşün diyorlar. İzin düşmesi. Yalın ne demek? Yalın? Yol. Bilmiyorum. Sabit. Ateş. Yalın yavan herhalde. Türkiye'de doğru dürüst Türkçe konuşulmuyor. Evet. Ve bu kelimeler yani konuşulduğu halde de tam olarak anlaşılmıyor. Kara suları ne demek? Kara suları, karayolları, hat, sınır. Akıp giden sular. Yaşadığımız bölgeler demek. Ülkenin kara suları deyince de ne gelirse aklımıza? Kara toprakları. Türkiye'de demek ki çeşmelerden akan herhalde suları, tankerleri doldurdukları yerleri, kuyuları filan. Check-up. Check-up komple vücut, insanı, bir insandaki vücudu komple, ne diyeyim? Kendinizi şey yapmak için, sigortalar yani doktora. Sen de nereye gittin ya? Giyim. Taramadan geçmek demek. Sigorta demek, sigorta demek. Check-up konusuna gelince, Türkiye'de artık öyle bir duruma düştük ki hiç kimse check-up yaptıramıyor çünkü bütçesi el vermiyor. Check-up'ı bırak, dişini çektirmeye bile yeterince para bulamıyorlar.